özel oylarıyla iki kez üst üste seçimini kazanmış Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kars çok güzel görünüyor bugün. Her zaman güzel de bugün başka bir güzel. Bir araya toplanmışız. Teşekkür ediyorum. Bir araya toplanmışız ve bir arada olmanın keyfini çıkarıyoruz. Niye? Çünkü Kars bir arada olmanın, birlikte olmanın ve birlikte olduğunda ne kadar güçlü olunduğunu gösteren Türkiye'deki en öncü şehirlerden birisi. En öncü. Komşuluğun, kardeşliğin, uzlaşının inancına bakmaz. Efendime söyleyeyim, etnik kökenine bakmaz. Farklı kültürleri binlerce yıldır bağrında taşıyan bu şehir sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak karaktere sahip bir şehir. Onun için gerçekten çok güzel görünüyorsun Kars. Çok güzel görünüyorsun. Hani tam da bugün konuşulması gereken bir husus var. Bugünün aklı, siyaset aklı, yönetici aklı memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı milleti bölmekle meşgul. Milleti ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla. Niye şaşıyorum biliyor musunuz? Allah şahit. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım. Şehrimizde diğer yaşayan mültecilerle beraber 20 milyon insan kentimizde yaşıyor. Sevgili Karslı hemşerilerim, biliyorsunuz en az Kars nüfusu Kars'taki kadar İstanbul'da da var. Ben bu arada Kars'taki bütün akrabalarınıza selam söyleyeyim, burada bulunanlar bulunmayanlara. Desinler ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki hemşerilerimizden, akrabalarımızdan bize selam getirdi. Selam olsun size. Şimdi 20 milyon insana Allah şahit, gönlümü biliyor, kalbimi biliyor. Bir gün bile, bir an bile farklı bakmadım, bakamam, bakmam. Bu bir yönetici terbiyesidir. Bu bir ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olamaz, olmamalı, olmamalı. Sevgili hemşerilerim, onun için bize huzur lazım. Bize güzel bir şehir yaşamı, güzel bir ülke yaşamı lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bakın bugünkü anlayış diyor ki bana oy verenler, oy vermeyenler. Oy verenler abat olacak, oy vermeyenler bertaraf olacak. Ya da oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler hain, terörist. Ya Allah aşkına benim 86 milyon insanım yerli ve milli. Yerli ve milli. Bu memleketin her karış toprağı. Kıymetli hemşerilerim,
Canım Karslılar, bu memleketin 86 milyon insanı, şurada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençler, her biriniz bakın İstanbul'un da, Kars'ın da, Sinop'un da, Antalya'nın da her metrekaresine eşit hissedarız, eşit. Birbirimizden farkımız yok. Şuradaki bir ağabeyimle, şuradaki ablamla benim aramda hiçbir fark yok. Eşit hissedarıyız. Tapusu bizim, bizim. Tapusu bizim bu memleketin. Ne zamandan beri? Ezelden beri öyle. Ama özellikle Çanakkale'den beri öyle. Sarıkamış'tan beri öyle. Koyun koyuna yatan şehitlerimiz var. Biz milletçe bu ülkenin bölünmez parçalarıyız. Vatanın her karış toprağı bizim. O bakımdan Allah birliğimizi bozmasın. Allah varlığımıza, birliğimize, dirliğimize laf edenlere akıl versin. Akıl versin. Sevgili dostlar, kıymetli Karslı hemşerilerim, İstanbul biraz meşakkatli oldu. Biliyorsunuz zor bir seçim yaşattılar bize. Zor bir seçim yaşattılar. Demokrasi nedir? Bir oy bile kazansan saygı duyacaksın. Bir oy. 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler. 13 bin oyu. Bir şeyler oldu dediler, bir şeyler. Çıkıp, bakın çıkıp o kadar ağrıma gitti ki, o kadar ağrıma gitti ki, çıkıp bir cuma namazında, bir caminin çıkışında, burayı iyi dinleyin, bir caminin çıkışında çaldılar dedi. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Hırsızlar dedi, burayı iyi dinleyin. Bakın burayı iyi dinleyin, burayı iyi dinleyin. Çaldılar dedi, hırsızlar dedi. Allah aşkına soruyorum. Bir tane bile hırsız bulamadınız, bir tane. Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz. Çıkıp milletten özür dilediniz mi? Dilemediniz. Aynı akıl hala cami avlularında miting yapıyor. İnsanları bölecek cümleler kuruyor. Ben size çok net ifade edeyim. Varlığımız için, birliğimiz için, dirliğimiz için, bir arada olmamız için, kucaklaşmamız için memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. Cumhurbaşkanımız geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili hemşehrilerim, sevgili Karslı dostlarım, bu güzel şehrin nimetini, kıymetini de bilen bir kardeşinizim. Bu şehre siyaset yaşamım döneminde 4 kez geldim. Her gelişimde hayranlık duydum. Elbette ben İstanbul'da, özellikle benim coğrafyamda Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir'de her kapımın komşusu Karslı dostlarım var. Birbirimizden çok razıyız, can canayız, gönül gönüleriz. Bakın, bir görev yaptığım her anda burada ne yapabiliriz diye hep çaba gösterdik. Ardahan'ın da yanında olduk. Kars'ta da yapmak için elimizden geleni yaptık. Çocuklar, eğitim, okul. Bazen bir okula destek için geldik. Ama bizi koymadılar. Arka kapıdan bıraktık. İstanbul'un desteğini gittik. Kıymetli hemşerilerim, sevgili dostlarım. Bakın, Susuz'a çok değerli bir hayvan kesim yeri ve hayvan pazarı destek alanı yapıyoruz. Biz
elimizi vatanımızın hiçbir yerinden uzak tutmadık. Kars'a hayranlığım, tarihi binaları, geçmişi, şehir geleneği. Bakın yanı başınızda Ani harabeleri, dünyada çok özel bir nokta. Bu şehri Cumhurbaşkanımızın, 13. Cumhurbaşkanımızın verdiği göreve layık olacağız. Bu şehri size söz veriyoruz. Ayağa kaldıracağız, ayağa kaldıracağız. Kars, sevgili hemşehrilerim, Kars şu anda kişi başı geliri neredeyse kişi başı geliri neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar. Allah aşkına Kars'a bu reva mı? Türkiye'nin ortalamasının yarısı kadar. Kars'ta her iki işsizden birisi genç. Genç. Bakın, meslek tabanlı bir eğitim Kars'ta verilmiyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz Kars'tan ayrılmak için büyümeyi bekliyor. Hayır. Benim Kars'taki çocuğum, benim Kars'taki vatan evladım liyakatiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla bu şehirde üretecek, bu şehirde kazanacak, istediği kademelere bu ülkede gelecek. Biz bu adalet ortamını sağlayacağız bu şehirde. Bu şehrin tarihi yapıları, az önce söyledim, Ani harabeleri, tarihi caddeleri, geçmişten bugüne taşıdığı değerleriyle turizmden tarıma, eğitimden birçok alana bu kenti pırıl pırıl yapacağız. Ben şehre en son geldiğimde bakımsızlığı beni çok üzmüştü, bakımsızlığı. Bu şehri pırıl pırıl doğudaki bu en uçta bulunan şehirlerimizden birisi olarak pırıl pırıl Türkiye'nin vitrinine koyacağı şehir yapacağız. Göreceksiniz. Bu şehir Türkiye'nin huzur, barış ortamını yakaladığında, komşularıyla barışçıl bir ortam yakaladığında Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden birisi olacak. Zaten onu yapacak olan Millet İttifakı. Değerli Karslı hemşehrilerim, İstanbul seçiminden bahsettim, Kars'a geldim. İstanbul seçiminde dedim ya 13 bin oyda bizi yeterli görmediler. Sonra milletimizin elinden o seçimi almaya kalktılar. İkinci seçimde ne yaptı milletimiz? Şöyle 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı onlara. Okkalı. Biz milletin iradesine set vurulan, milletin iradesine baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul'da seçimi elimizden aldılar, Kars'ta da seçilen birisinin elinden seçimin alınmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Karşıyız. Bakın biz dün 23 Nisan'ı kutladık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar burada. Pırıl pırıl çocuklar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ne diyor? Egemenlik kayıtsız şersiz milletindir. Yani 86 milyon insanın, sevgili hemşerilerim, iktidar olmanın zamanı gelmiştir. Geldi mi? Geçmişte bir kişi çıkıyordu, seçimi aldım diyordu. Bizimki milletin iktidarı. Millet ittifakının iktidarı. Ama milletin iktidarı. Size söz, 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın, 86 milyon insanımızın temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, ben size selam getirdim. Sizden de İstanbul'a selam getireyim mi? Tamam. Hepinizden oraya selam getireceğim. Diyeceğim ki, Karslı dostlarım, hemşerilerim bana Kars'ın meydanında dediler ki,
İstanbul hiç merak etmesin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, Millet İttifakı'nın iktidara geleceği bu sürece en üst seviyede destek olacağım dedi, tamam mı? Sandığa hep beraber gideceğiz mi? Çok iyi. Genel Başkanım, Cumhurbaşkanımız birazdan gelecek. O sizden sözler alacak ama önce benim bu güneş de açtı demin yağmurun bereketi, şimdi güneşin güzelliği. Kızlar, gençler, sizleri selamlıyorum. Şimdi Ardahan'da ortama bir güzellik taşıdık söz verirken, onun adına ben İstanbul sözü diyorum. Sizlerden de söz alacağım. Sevgili Karslar, bakalım eşlik edecek mi bana? Sevgili Karslı hemşerilerim, her şey! Vallahi millet kararını vermiş. Millet kararını vermiş. Sayın Cumhurbaşkanım, millet kararını vermiş. Her şey! Her şey! Çok güzel olacağı önümüze getirecek Cumhurbaşkanımız birazdan sizin olacak. Hepinizi çok seviyorum. 15 Mayıs'tan sonra hizmetlerimiz için, açılışlarımız için, temel atmalarımız için Kars'a sık sık geleceğim. Kalın sağlıcakla, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Yardımcımız İstanbul Büyük